6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları. Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 111 aşağıda verilen soruların cevapları, yanlarındaki kutucuklara yazınız. Soruları cevaplarken kitabınızda verilen haritalardan yararlanabilirsiniz. Ülkemizde yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu iller hangileridir? Cevap, Bayburt, Hakkari, Kırklareli, Artvin, Şırnak. Ülkemizde iklim şartlarının uygun olmasından dolayı nüfusun fazla olduğu iller hangileridir? Cevap, İzmir, İstanbul, Hatay, Adana, Mersin. Ulaşım faaliyetlerinin nüfusun dağılışı üzerindeki etkileri nelerdir? Cevap, ulaşım ağı ne kadar gelişmiş ise havayolu, karayolu veya deniz yolu imkanları çok ise, o yerde nüfus gelişir çok olur, değil ise nüfus az olur. Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı iller hangileridir? Cevap, Konya, Hatay, Adana, Aydın, Bursa, Mersin. Ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı iller hangileridir? Cevap, Diyarbakır, Erzurum, Kars, Ankara, Bursa, Karaman, Muğla. Ülkemizdeki sanayi faaliyetleri nüfusun dağılışı üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Cevap, bir ilimizde sanayi faaliyetleri gelişmiş ise, o ilde istihdam fazla olur, bu da nüfus yoğunluğunun çok olmasını sağlar. Ülkemizde madenlerin çıkarıldığı ve bundan dolayı nüfusun fazla olduğu iller hangileridir? Cevap, Malatya, Elazığ, Sivas, Zonguldak, Hatay, Maraş. Ülkemizde turizm faaliyetlerinden dolayı nüfusun fazla olduğu iller hangileridir? Cevap, Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Hatay. Ülkemizde su kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı nüfusun seyrek olduğu iller hangileridir? Cevap, Çankırı, Yozgat, Kahramanmaraş, Urfa, Mardin. 6. Sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.